Salam kıymetlilerim, necesiniz? Bugün Azerbaycan ve Türk şehitliğine geldik. Şöyle bir şehitlik anıtı yapmışlar. Sönmeyen bir ateş var burada. Hava da bayağı soğuk, gerçekten çok soğuk. Şu an 1 derece hissediliyor. Rüzgar da var. Zaten Bakü bilirsiniz, rüzgarlar şehri derler. Burası Bakü'nün çok güzel bir yerinde bulunuyor. Hemen şurası Hazar Denizi. Şurası hemen Seyir Tepesi. İlk bölümde izlemişsinizdir. Seyir Tepesi'nin hemen yanında bulunuyor. Hemen Alev Kulelerini de görüyorsunuz. Onun hemen altında. Şu an buradakiler Azerbaycan şehidi. Sovyet Savaşı'nda şehit olmuşlar. Hepsinin doğum tarihi farklı olsa da ölüm tarihi aynı. Hepsi 20 Ocak 1990'da şehit olmuşlar. Böyle fotoğrafları da var. Altında isimleri, doğum tarihi ve ölüm tarihleri. Aileleri, yakınları gelip şehitlerin mezarına böyle karanfil bırakıyorlar. Böyle bazı fotoğraf olmayan mezarlıklar dikkatimi çekti. Birkaç tane gördüm şu anda. Altında ne malum, yani bilinmiyor yazıyor. Şöyle bir çift gördüm, beraber şehit olmuşlar. Mezarlıkları da yan yana. Allah rahmet eylesin. Sadece erkekler şehit olmamış. Bakın şöyle kadın da var. Oruçov Rafael Umutoğlu. 1975'te doğmuş, 90'da ölmüş. 15 yaşında şehit düşmüş. Yanındaki arkadaşı da 16 yaşında şehit düşmüş. Hemen yanında iki tane de kadın şehit var. Azerbaycanlıların ben Sünni olduğunu düşünüyordum ama buraya gelince fark ettim ki hepsi Şii'ymiş. Okuyunca öğrendim. Biraz da şaşırdım, ben Sünni bekliyordum ama bir aşağıda da böyle bir şehitlik var. Burası biraz farklı yapılmış. Nedeni ise yukarıdakiler 1990'da şehit olmuştu. Buradakilerin ölüm yılı ise 1992. Biliyorsunuz ki Azerbaycan da Sovyet Rusya'nın etkisi altında kalmıştı. Rusya, Sovyet Rusya buraya 1920'de gelmiş. Zaten Azerbaycan 1991 Sovyet Rusya'nın dağılmasıyla beraber Sovyetlerden de kurtulmuş oluyor. Bağımsızlığını bu şekilde ilan ediyor 1991'de. Bakü Türk Şehitliği'ne geldik. Burada bizim şehitlerin mezarı yok. Onların anısına sadece böyle isimler var. İsimler var, böyle mezar taşı şeklinde üzerlerine yazmışlar. Bizim bayrağın simgesi yıldız ve hilal. Türk şehidi diye yazmışlar bazılarında. Azerbaycan, Binegedi, Azerbaycan, Bakü civarı. Birçok savaşta Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmuş bizim Türk ordusu. Burada da Sünni camisi var. İsmi Şehitler Camisi. Bu cami Azerbaycan topraklarını savunurken şehit olup bu civarda yatan kahraman askerlerin aziz hatıralarını yaşatmak üzere Türk halkı adına Türkiye Diyanet Vakfı tarafından inşa ettirilmiştir. Şehitlik Cami Anadolu Türklerinin Azerbaycanlı kardeşlerine bir hediyesidir. Şimdi Bakü Türk Şehitliği'nden çıktık. Milli, burada savaş ganimetleri varmış. Ermenistan'dan Azerbaycanlıların aldığı. O parka gideceğiz. Ondan önce size bir şey söylemeyi unuttum. Bak, burada Formula 1 yarışları oluyor. O yüzden caddeleri kocaman, geniş ve dümdüz mükemmel. Burada çok fazla alt geçit var. Ve yürüyen merdivenler de çok fazla. Kayıkla geziyorlar. Azerbaycan 3 Konya büyüklüğünde. Nüfusun çoğu neredeyse 2-3 katı zaten İran'da yaşıyor. Yukarı tarafta Tebriz, Erdebil, Urmiye'de. Çoğu vatandaşı da Avrupa'da yaşıyor işte, Türkiye'de. Salam Aybalalarım, nasılsınız? Diğer günden selamlar. Dün Ganimetler Parkı'na buraya gelecektik. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'dan kalan savaş araçları, işte ne varsa buraya bu şekilde müze haline getirmişler. Açık hava müzesi. Burası saat 5'te kapanıyor akşam. Dün yetişemediğimiz için bugün geldik. Buraya girişler paralıymış. Biletin kıymeti 2 manat. Çocuklar için, 6 yaşından küçükler için 5.
Bugün şansımıza çok rüzgarlı. Rüzgar beni bile uçurur. Bir de direkt Hazar Denizi'nin kıyısında olduğumuz için daha da rüzgarlı. Bu Ermenistan'ın arabalarından sökülüp getirilmişler bunlar, plakalar. Ermenya 35 57. Değişik plakalar da var. Karabağ. Burası Azerbaycan ve Ermenistan savaşından, Ermenilerin savaşta kaybettikleri zaman bırakıp kaçtıkları savaş araçları. Tankı var, kamyoneti var, silahları var. Birazdan silahları da göstereceğim size. Büyük maşını. Burada arabaya maşın diyorlar. Yük arabası var. Top arabası var böyle. Bu da savaşta bombalanmış. O şekilde de getirip koymuşlar. Burası sanki bir, bu arazi sanki yıllar önce savaş yapılmış ve terk edilmiş bir yer gibi duruyor. Sanki savaş burada geçmiş gibi anımsatmışlar. Ona benzetmişler. Bakın burada da Ermenistan'ın bayrağı var. Hepsinin tekerleği bunun gibi patlamış. Ön cam olduğu gibi yere yığılmış. Savaşın ne kadar çetin geçtiğini buradan görebilirsiniz. Bunun tekerleği yok. Burada böyle oturacak yerler var. Ama değişik bir şekilde yapılmış. Böyle sandık gibi, sanki mühimmat sandığı taşır gibi. Yeşil olması da zaten biliyorsun, haubitsa. Bunların içinde içi böyle. Bu araçlarda yük maşını diyorlar. Burada asker taşıyorlar cepheye. Hepsinin yanında böyle sayı var. Yük maşını 6x6. Teknikanın vaziyeti vurulup vurulmuş. Teknikanın vaziyeti vurulmuş. Vurularak alınmış. Vurulduğu yerde fuzuli. Ölçüleri var. Uzunluğu, eni, hündürlüğü, kütlesi, istihsal tarihi. Şurada da bir tane helikopter var. Helikopter de bayağı büyükmüş. Bu da kanadı. Uçağa benziyor helikopter de. Paramparça. Tonlarca ağırlığındadır bu. Bütün savaş araçları, bütün savaş ganimetlerini vurarak ele geçirmemişler. Böyle tertemiz bir tane tank da var. Bir tane kurşun izi bile yok. Bunu yüksek ihtimal savaşı kaybettikten sonra bırakıp kaçmışlardır. Bu isimlerin hepsi Karabağ'da bulunan yerler. Bu şekildeki küçük mühimmatları ise burada da saklıyorlar. Maket var. Dürbün var. Burada neler koyduklarını yazıyorlar zaten. Şu silaha bak. Gözüküyor değil mi? Şöyle biraz gölge yapayım. Şurada tüfekler var. Buraya giremiyorsunuz anladığım kadarıyla. Oo, bu nasıl bir şey? Bu da Toçka taktiki raket kompleksi.
Şöyle başka bir kapalı alan da var. Bunun ne olduğunu inan ki bilmiyorum. Ama şu çok fena. Şu değdiği yeri zaten mahveder. Böyle bir şekilde. Bunu da bayağı zarar vererek almışlar. Burada bir tane de sığınak var. Şimdi o sığınağa inelim. Burada tellerle sarmışlar. Burayı o zamanın işte savaş varmış gibi inşa etmişler. Burada telli örgüler. İşte nasıl savaştıklarını. Buralar beton. Benim şurama geliyor. Böyle dikenli teller. Dövüş sahasını saklamak için kamera var diyor. Burası ne için? Küçük bir yer. Şuradan ateş. Yüksek ihtimal şöyle eğilerek. Atıcı askerin sengarı. Aa, buraya silah koymuşlar. Şimdi düşmanı öldüreceğim. Savaş boyaları sürülsün. Askerlik yapmadık ama. Ben solak mıyım? Solak değil. Şöyle. Patlıyormuş şimdi. Şunu şöyle takıyorlar. Burası da tam bir betondan yapılmış. Şurası benim boyumda böyle. Buradan askerler gözükmez şu taraftan. Zaten toprak da var üstünde. Bu başlık. Şurada da bir tane dikiz emek için var. Dokunmayın yazıyor. Burada da sağlı sollu var. Film karesinde gibi hissediyorum kendimi. Askerliğini yapanların cephelerde anıları depreşmiş olabilir. Ama tabii ki ben ilk defa böyle bir yere giriyorum. Bu ne böyle? Burası da bayağı sıcak tutuyor ama böyle. Üstü tekerlek. Aha, burada gidiş var. Nereye gidiyor acaba? Ay. Ay, korkuyorum. Korkacak ne var Aybalam? Şöyle küçücük bir yer. Işık koymuşlar. Burada da şöyle tahtalar var. Sandık gibi. Tam benim kafama göre. Allah korusun ya. Yeryüzünde bir daha savaş olmasın. Hala var ama maalesef. Buranın sonu yok. Başı var ama sonu yok.
böyle gidiyor. Tekerleklerden merdiven yapmış. Allah. Sanki bir yerden bir asker çıkacakmış gibi hissediyorum. Aha. İçeriden de yukarıdan göstereyim size, bakın böyle devam ediyor burası. Tüfekler var, böyle gidiyor. Şurası şöyle. Çok harika inşa etmişler. Burada soba var. Varil var. Aa, bu yaralandıklarında yaralı askerleri taşımak için. Ağır mı? Çok ağırmış ya. Burada da odunlar var. Bunlar ne oluyor? Bunları da taşımak için. Yüksek ihtimal. Koltuk değneklerine benziyor. Bu da mühimmat çantası. Uydu var. Burada bir kapı var. Nereye geldik? Burada asker çıkacakmış gibi duruyor. Silah doldurup boşaltma yeri. Çık 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 çık. Burası gizli bir yer. Askerlerin böyle saklandığı bir yer gibi duruyor. Sağ mı sol mu? Sol. Her zaman daha zor yani. Dışarıya çıktık. Allah'ım o neydi ya? Git bitmiyor. Az önce burada çalışan bir tane polis abi geldi ve dedim ki bazıları yeşil, hani bir iş dokunulmamış. Bazıları bu şekilde yanmış. Bunu meğerse bizim Bayraktar vurmuş. Bizim Türkiye'nin ürettiği savaş aracı. Baksanıza. Şu yananların hepsini Bayraktar vurmuş. Şu, diğeri, oradaki. Böyle kül olanları Bayraktar vurmuş. Abimizin anlattığına göre bu Bayraktar nereye düşerse orayı yakıp yıkıyormuş 100 metreye kadar. İnsanlar böyle canlı canlı böyle yanıyormuş böyle olduğu yerde. Bu da aynı şekilde. Bunlar Hatrut'ta vurulmuş. Hatrut'ta vurulmuş. Şurası da. Bu şekilde kül olmasının nedeni Bayraktar'ın 1500 santigrat derece ısı yayması. Burası da Ermeni çadırı. Burası da Azerbaycan'ın işgalden azat olunmuş şehir, kasaba ve kentleri yazıyor. Bak Fuzuli. İşte Fuzuli var, 17 Kasım'da azat olmuş. Kudaferin Köprüsü 18'de. Zengilan var, Kubatlı var.
daha var. Videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ben buradan Nahçıvan'a kaçar.